Gün ortasından merhaba arkadaşlar. Abone arkadaşlarımızdan gelen talep üzerine model şirketimiz Kervan Gıda. Öncelikle bu borsanın seyri ne olacak, nereye gidecek, ileride bizi ne bekliyor diye soran arkadaşlar var. Arkadaşlar, borsada biz bizeyiz. Biz bize borsada ancak bu kadar olur. Yani yerli yatırımcının iç dinamiklerden borsaya para sokacak pozisyonu yok. Bir yıldır neredeyse borsa yatırımcıları şu anda zarar halinde ve hatta birçok yatırımcı başa baş noktasına, yani sıfır noktasına, ne kar ne zarar noktasına geldiğinde elindeki tüm hisseleri verip bir daha geri dönmemek üzere ayrılmak gözüyle bakıyorlar. Bu tabii o gün geldiğinde o kararlar değişir değişmez bilemiyoruz. Ama şu bir gerçek ki dışarıdan para girişi yok. Yani yabancı yatırımcının ülkemize yatırım yapmaya iştahı, hevesi yok. Bunun da çeşitli sebepleri var. Bir seçim atmosferindeyiz. Belirsizlik var. Bu belirsizlikten ötürü de yabancılar bizim borsamıza pek sıcak bakmıyorlar. Seçimlere kadar bu süre bu şekilde devam edecek. Bekleyip göreceğiz. Yani çok fazla yorum yapmaya gerek yok bu konuda. Gelelim şirketimize. 2021'in son çeyreği ile 2022'nin son çeyreği bilanço düzenlemesine göre aktiflerden değerlendirmeye başladığımızda, aynı zamanda raporlamasını da yapalım. Gram varlıkların aktif büyüklük içindeki azalan oranı %40, yaklaşık %42'den %39,5'a, dönem varlıklar artış oranından düşüktür. Dönem varlıklara bakıyoruz, %58'den %60,5'a yaklaşık artış göstermiş. Aktif büyüklük içerisinde dönem varlıkların payı %60,5, toplam varlıkların payı %39,5. Genel olarak bu olumsuz olarak yorumlanabilir. Çünkü İşletme üretim araçlarında mevcut kapasitesini artırmak, en azından mevcudiyetini korumak için yatırım yapmayarak gelecekteki kapasitesini artırma hamlesi gerçekleştirmediği düşünülebilir. Fakat maddi duran varlıkların aktif büyüklüğü içerisinde yaklaşık %30 paya sahip olan öz kaynaklarla oranına baktığımızda yaklaşık %74, %50'nin çok üzerinde olduğu. Dolayısıyla üretim araçlarının kapasitesinin yeterli olduğu görülmekle birlikte maddi duran varlıkların aktif büyüklüğü içindeki payının %29, %29-78, yaklaşık %30 ile birikmiş amortismanların payının %21, birbirlerine çok yakın olması, kısa vadede üretim araçlarında modernizasyona gidebileceği görülmekte. Dönen varlıklardaki ticari alacakların %23-43 ve stoklardaki %21,57 artışlar, net satış tutarı %32,49 ile incelendiğinde, bakalım işletmenin net satışlarına
O arada da büyüme organlarına bakalım işletmenin. Net satışlar mutlak olarak yaklaşık %162 artarken reel olarak gerçekte %32,5 oranında artış göstermiş. Toplam aktifler %25,5 azalmış. Toplam duran varlıklar %30 azalmış. Öz kaynaklar reel olarak %29 azalmış. Net dönem kârı reel olarak %27,5 artış göstermiş. Tabii bunun da niteliğini gelir tablosunda inceleyeceğiz. Şirketin yurt dışı satışları 1.344'ten 3.710'a artmış. Yurt dışı satışlarında bir önceki döneme göre %100'ün üzerinde bir satış hacmi gerçekleşmiş. Evet. Dönem varlıklarda artışa neden olan kalemlere yine baktığımızda hazır değerler dışındaki tüm kalemlerde çok küçük de olsa artış görülmekte. Önce hazır değerlere bakalım. Toplam aktif büyüklüğü içerisinde yaklaşık %9'dan %7'ye reel olarak hazır değerler %41,5 oranında azalırken, ticari alacaklar toplam aktif büyüklük içerisinde yaklaşık %19,5'tan yaklaşık %23,5'a, stoklar ise %21'den %21,5'a artış göstermiş. İşletmenin ihtiyacı olduğunda nakde dönüştürecek karını artırmak için hazır değerlerden aktif büyüklüğü içinde %0,77, %1 bile değil, çok düşük bir oranda menkul kıymet yatırımı yapmış. Dönem varlıklar içerisinde ticari alacakların %23,43 ve stoklardaki %21,57 artışlar net satış tutarı %32,5'lan incelendiğinde bu kalemlerdeki artışlar satışlarda meydana gelen artışın gerisinde kalarak olumlu bir gelişme sergilemiş. Net duran varlıklardaki çok cüzi azalış, doğru kaynaklarla finanse edilmesi koşuluyla hem modernizasyonda hem de işletme karlılığını artırabilecek politika olmalıdır. Bu nedenle pasif tarafın incelenmesi gerekir. Şirket hakkında daha etkin bir yorumlama için kalemlerdeki değişimlerin sektördeki benzer bilançolarla ve sektör ortalamalarıyla birlikte karşılaştırılması gerekir. Hazır değerlerin dönen varlıklar içerisindeki payı 11,50 ve aktif toplam içindeki payının %7, 6,98 olması işletmenin likit yapı açısından zayıf olduğunu göstermektedir. Ancak işletme nakit döngüsünü iyi ayarlayarak hiç atıl fon tutmuyor da olabilir. Az önceki söylediğim gibi mesela internet bankacılığında birkaç saniyede nakde çevirebileceği menkul kıymet satın alarak gelirlerini de artırıyor olabilir. Yine de rasyolarda likit göstergelerle teyit edilmelidir. Yani likit yönünden işletmenin zayıf, yeterli veya güçlü olup olmadığını görmek için. Bakalım, evet, likit oranlarına baktığımızda nakit oranı %0,18'den %0,15'e azalmıştır ki bu oran %20'nin altına inmemelidir. Cari oran 1,19'dan 1,16'ya azalmış. Bu da
gelişmekte olan ülkelerde en az %1,5 olmalıdır. Likidite oranı %0,76'dan %0,75'e çok cüzi, çok minik bir azalış göstermiş ki bunun da normal şartlar altında %1 olması gerekir. Net çalışma sermayesi de %9'dan %8,5'a azalış göstermiş. Likidite oranları azalış eğiliminde ve olması gereken sınırların altında kalarak işletme likidite riski içermekte. Alacaklar ile stokların birbirine yakın oranlarda seyretmesi %23,43, stoklar %21,5. Alacaklar ile stokların birbirine yakın yüzdelerde olması işletmenin nakit satışlarının az, kredili satışlarının yüksek olduğunu düşündürmekte. Dönen varlıklarla kısa vadeli yabancı kaynaklar karşılaştırıldığında bilanço büyüklüğünün %60,67'sini oluşturan dönen varlıklar, toplam bilanço büyüklüğü içerisinde payı %52,23 olan kısa vadeli yabancı kaynakların %33'müş. Düzeltelim. Evet. Kısa vadeli yabancı kaynaklardan yüksek olarak %8,5 daha fazla olduğu görülmekte. Bu durum işletmenin net çalışma sermayesinin kısmen yetersiz olduğunu göstermektedir. Duran varlıklarla öz kaynaklar karşılaştırıldığında %39,33 oranında olan duran varlıkların %40,37 olan öz kaynaklarca %40,37 olan öz kaynaklarca %59,63 toplam yabancı kaynaklarla finanse edildiğini göstermektedir. Bu durum işletme açısından olumlu değildir. Gelelim pasif yapıya, yani kaynaklara, borçlar kısmına. Pasifte meydana gelen artış öz kaynak ve yabancı kaynak değişimi açısından incelenmelidir. Ya da daha doğru bir terimle pasifte meydana gelen artış veya azalış öz kaynak ve yabancı kaynaklardaki değişimli açısından incelenmelidir. Yabancı kaynaklardaki artışın daha fazla olması, toplam yabancı kaynaklar öz kaynakların yaklaşık 1,5 kat üzerindedir. Yaklaşık %1,5 kat toplam borçlar öz kaynakların üzerindedir. İşletmenin mali gücünde bir zayıflama yaratabilir. Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynak toplamının öz kaynak toplamından fazla olması, işletmenin finansal yapısının zayıf olduğunu, işletmeye borç verenler açısından emniyet marjının düşük olduğunu göstermektedir. İşletme tüm yabancı kaynaklarını kısa vadeli olarak %52,33 oranında temin etmiş, bu işletmeye dönem içinde finansman yükü getirecektir. Ticari borçlardaki artışın ticari alacaklardaki artıştan az olması, işletmenin alışlarda vade avantajı sağlayamadığı anlamına gelebilir. Ticari borçlar %17,90'dan %15,93'e, ticari borçlar %17,90'dan %15,93'e, reel olarak %33,77 azalırken, ticari alacaklar
%19,58'den %23,43'e artmış, reel olarak yaklaşık %11 azalmıştır. Öz kaynaklardaki azalış, kaynaklar büyüklüğünde %42,29. %42,29'dan %40,37'ye azalırken, kısa vadeli yabancı kaynaklardaki %49,07'den %52,33'e artmış. Bu durum işletmenin kredi sağlama gücünü azaltır. Kaynaklar bölümünde kârdan sonraki en yüksek artış kısmen kısa vadeli borçlarda gerçekleşmiş. Bu işletmenin finansman yükünü kısmen artıracaktır. Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynak toplamının öz kaynak toplamından yüksek olması, işletmenin finansal yapısının zayıf olduğunu, işletmeye borç verenler açısından da emniyet marjının düşük olduğunu göstermektedir. Kar yedekleri ile birlikte dönem net karının yüzdelerinin toplamının grup içerisindeki payı %40'tan pasif içindeki payının %12,51 artmış, işletmenin otofinansman yönünün kısmen yeterli olduğu şeklinde yorumlanabilir. Evet, aktif ve pasifin raporlamasından sonra gelelim işletmenin gelir tablosuna. Önce toplam gelir içerisinde satışlardan iadelerin %0,30'dan %0,53'e artışı, indirim ve iskontaların payının 2,76'dan 1,81'e gerilemesi, çok fazla bir paya sahip olmaması sebebiyle satış hasılatında fazla bir etki yaratmamıştır. Fakat reel olarak net satışlar %32,5 oranında artarken, satışların maliyeti reel olarak net satışların üzerinde yaklaşık %36 artarak gerçekleşmesinden ötürü gayri safi işletme kârı toplam gelirler içindeki payı %29'dan %27,20'ye azalmış. Faaliyet giderlerinin toplam gelir büyüklüğü içerisindeki %10,67'lik payı cari dönemde %12,54'e artmasının nedeniyle esas faaliyet karlılık payı %18,38'den %14,66'ya azalarak gerçekleşmiş. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin payı %3'den %0,49'a azalmasının neticesinde de faiz vergi öncesi karlılık payı yaklaşık %21'den yaklaşık %15'e azalmış. Finansman giderlerinin toplam gelir büyüklüğü içerisindeki payının %14,89'dan %8'e belirgin şekilde azalmasının neticesinde de vergi öncesi karlılık payı %6'dan %7,23'e, reel olarak %62 oranında artış göstermiş. Yani şirketi burada yüksek oranda finansman gider yükünün azalması vergi öncesi karlılığında artmasına olanak sağlamış. Sonra vergiler devreye girmiş. Vergi gelirlerinin payının 1,74'ten yaklaşık %1'e
azalmasının neticesinde net dönem karı ana ortaklık payları da dahil %8,76'dan %8,43'e çok cüzi, çok minik azalarak gerçekleşmiş. Ama yine de ilgilenen arkadaşların bu ertelenen vergiden ötürü sağlanan vergi avantajını ek bilgilerde, dipnotlarda araştırmalarında fayda var. Bu ertelenen verginin asıl nereden geldiğini kontrol etmeleri açısından. Gelelim nakit akım tablosuna. Önce bizim için önemli olan karlılık oranlarına bakalım. Mali rantibilite %95 artmış, olumlu. Efektif kar %10,5 artmış, düşük. Ekonomik rantibilite %30,5 artmış. Bu da düşük kalmış. Fakat faaliyet karlılığı gördüğünüz gibi %20 azalış göstermiş. Bu da olumsuz. Nakit akım tablosuna baktığımızda evet. Esas faaliyetlerden nakit akışı bir önceki dönem %85,24 oranında azalırken bu defa %47 azalış göstermiş. Azalmakta ama azalış azalmakta. İşletme faaliyetinden nakit akışı %182'den %72'ye azalış, bakın, eksi. Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı %152'den %43'e azalmış, eksi. Finansman faaliyetleri nakit akışı ise %265,5'dan %229'a azalmış. Eksi, eksi, artı. Karşılığını, modeli sizler bulun arkadaşlar. Nakit akışının MR'ını çekelim. İşletme faaliyetinden nakit akışı %1243,5 oranında artarken esas faaliyetlerden nakit girişi %301 oranında azalmış. Şirket dönem karı 395 milyon olmasına karşın nakde dönüştürülen dönüm karı 504. Bu artış %27,5 tekamül etmekte. Şimdi ne dediydik arkadaşlar? Bizim için önemli olan aktif yapı içerisindeki hazır değerlerin artış azalışından daha ziyade ki aktif yapı içerisinde hazır değerlerin azaldığını görmekteyiz. Ama nakit akım tablosuna baktığımızda şirket işletme faaliyetinden 504 milyon nakit oluşturmasına karşın cari dönemde hazır değerleri 40,527,23 TL artmış. Aktifte hazır değerlerin azaldığını ama nakit akımında tam tersi bir durum söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu olumlu bir gelişme. Çünkü bizim için önemli olan nakit akışlarında esas faaliyetinden ötürü nakit akışlarındaki hazır değerlerin artışı. Satışlardan nakit girişinin satılan malın maliyetinden kaynaklanan nakit çıkış oranı %100'ün üzerinde %120 olarak gerçekleşmesiyle işletmenin satışlardan giren nakitle sattığı malın maliyetini karşıladığını anlayabiliyoruz.
Şirket mevcut kapasitesini korumak ya da artırmak için %10,7 düzeyinde bir yatırım yapmış. Şirket yatırım faaliyetlerinden de 372,136 TL nakit açığı vermiş. Yatırıma giden şirketlerin nakit açığı vermeleri olağandır. Finansman faaliyetlerinden nakit girişinin yatırım faaliyetlerinden nakit çıkış oranı yaklaşık %160 azalmış. Bu aynı zamanda bu oranda işletmenin modelindeki değerin ne anlama geldiğini ifade eder. Bunları daha önce anlatmıştım. Geçmiş videolardan not olan arkadaşlar bunu görebilirler. Vergi öncesi dönem karının nakit akışına göre düzeltilmiş dönem karı %100'e yakın, %78,5'lan olumlu bir durum gelişmesi, nakit akışına göre düzeltilmiş ki bu da son derece önemlidir. Net işletme sermayesinin artış oranı 539,5. Bu da bir oluşma, olumlu gelişme olarak karşımızda. Fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların %46,5'luk kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. %48 ağırlıkla maddi duran varlıklar ana kullanım olmuş ve yatırımlara %48'lik bir şirket fon harcamasında bulunmuş. Bakalım. Evet, %46,5'luk kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. Net dönem karı 408 milyon fakat 392 milyon da işletme amortisman karı sağlamış. %47,72 ile de maddi duran varlıklar fon harcaması ana kullanım olarak karşımıza çıkıyor. Net işletme sermayesi %35 oranında artış göstermiş. Evet, önceki dönem, cari dönem. Satılan malın değişken maliyetini %72 olarak hesapladım. Tahmini olarak. Çünkü değişken maliyetleri ek bilgilerde yok. Ama şirket bu videoyu izlediğinde gerçek değerleri verirlerse başa baş noktalarını gerçek değerlerle gerçek şekilde hesaplamamız mümkün. Finansal kaldıraç işletmenin olumlu olarak lehine gerçekleşmiş. Bakalım şirket ve ortak karlılığını. Şirket karlılığı %42 oranında artarken ortak karlılığı %256 oranında artmış. Şirket karlılık bileşenlerine baktığımızda satış karlılığı %20 azalırken sürüm %78 oranında artmış. Katkı payı yüzdesi %65'ten %53'e %18 oranında azalırken emniyet marjı da %3 oranında azalmış. Bunların zaten olabileceğini bakmadan önce raporlama bölümünde ortaya koymuştuk. Borçların öz kaynakları oranı %8 oranında artarken varlık karlılığı %42 artarken borç maliyeti %7,5 oranında azalmış. Dolayısıyla finansal kaldıraç işletmenin lehine olumlu yönde gerçekleşmiş. Net ortak karlılığı da %338 oranında artmış. Evet, likidite oranların azalmakta olduğunu söyledik. Faaliyet oranları vasatın üzerinde, kaynak yaratma olumlu, etkinlik oranları da vasatın üzerinde gerçekleşmiş. Ve geldik hissenin değerine.
Arkadaşlar, dünü 2 gün öncesine herhalde 17.27'den fiyatlanarak kapatmış. Borsadaki işlem gördüğü fiyat olması gereken değerinin altında ama öyle aman aman çok büyük bir fark yok. Ve işletme bundan sonra bu mevcut bilanço potansiyeli veya performansı doğrultusunda borsada işlem görecektir. Şunu da göz ardı etmemek gerekir. Öyle hisseler var ki arkadaşlar, açıklamış oldukları finansal rapora göre %200, %300 olması gereken değerin altında özellikle bilinçli ve kasıtlı olarak baskılanan mükemmel şirket bilançolarını görüyorum. Bunun yanı sıra hiç alakası olmayan şirketlerin de borsada işlem gören fiyatlarının bilinçli ve kasıtlı olarak spekülatif olarak fiyatlandığını gözlemlemekteyim. Bu ne demek? Arkadaşlar, sanki bir algı operasyonu çekiliyor borsada ki bu her zaman için vardır. Borsada her zaman için söylediğim şeyi bir kez daha tekrar edeceğim. Bilanço okurluktan, finansal okurluktan daha ziyade borsa yatırımcının davranış ve alışkanlık şekillerine göre fiyatlandırılır. Finansal okurlukta yeterli olan yatırımcı kesinlikle bu algı operasyonuna düşmemesi gerekir. Arkadaşlar, hani hep size söylenilen piyasada uzman olarak sıfatlandırılan arkadaşlar, hep sizden hikayeye bakın derler, hikayeye. Arkadaşlar, siz hikayeye değil, gerçeklerle hareket etmeye bakın. Yarın, mesela bunun örnekleri çoktur. Borsada, özellikle videolarım içerisinde. Ereğli'ye hikayeler düzülürken, bütün uzmanlar sözleşmişçesine, el birliği yapmışçasına Erdemir için bir sürü çeşitli hikayeler düzenlenirken Cemtaş için dedim ki eğer illaki bir demir çelik sektöründe yatırım yapmayı düşünüyorsanız önceliğiniz Cemtaş olsun dedim. Ve Cemtaş Ereğli'nin 13 lira altından fiyatlanarak seyrediyordu borsada ve çok iddialı konuşmuştum videolarım orada Cemtaş Ereğli'yi geçecek hem de hatırı sayılır fark atacak demiştim. Durum ortada. Bunu ben kahinlikle değil, bunu bana gerçekler gösterdi arkadaşlar. Ben bunları gerçeklerde gördüm. Yazılan hikayelerde değil. Şimdi o hikayeler ne oldu? Çöp oldu. Yine sermaye artırımına gitmeden önce 45-50 liralarda seyrederken, borsada fiyatlanırken sizlere mavi giyimden söz ettim. Piyasada adı sanı anlatılmıyordu. Şimdi maviye yüzde bir sene içerisinde %300 fiyatlanmış maviye hikayeler düzülüyor. Genellikle hikayeler arkadaşlar
prim yapmış şirketler için yazılır. Önemli olan hikaye yazılmadan önce realiteler doğrultusunda yatırılım yapılacak olan şirketler sizin kar marjınızı artıracak, para kazandıracak şirketler. Yani arkadaşlar, uçak henüz aprondayken, havalanmak için piste çıkmadan o uçakta yerinizi alırsanız hedefinize ulaşırsınız. Ama o uçak aprondan ayrılıp piste çıktığında uçağın rotasında yazılan hikayelerle uçağın kanadından aşağıya düşersiniz. Bakın, borsanın işleyiş şeklinden bahsediyorum size. Buna tanık olan arkadaşlar, kanalda bir sürü aboneler var. Evet arkadaşlar, bir başka model şirkette, bir başka eğitim konusunda birlikte olmak üzere şimdiden herkese iyi haftalar diliyorum.